Atılan bir kazık ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir efsane. Çok sevdiğim bir hikaye var. Sizlerle paylaşacağım için acayip heyecanlıyım. Bir başka hikaye gibi bu hikayede 70'li yılların Japonya'sında başlıyor. Sony o dönem teknoloji ürünleri üreten bir firma. Oyun sektörüyle uzaktan yakından alakası yok tabii yani. Kaldı ki oyun sektörü de yok o dönemde ortada zaten. Fakat Sony'nin yükselen yıldız konumunda bir şirket olması özellikle de elektroniğe yatkın gençleri kendine çok çekiyordu. Gençler Sony'de çalışmak istiyordu yani. Başarılı bir öğrenci olan Ken'in de hayali buydu. Sony'de çalışmak. Hikayemizin kahramanı Ken. Okumaya başlamasından üniversiteye geçene kadar neredeyse tüm derslerine her zaman A getiren doğuştan zeki bir çocuktu Ken. Ve en büyük tutkusu da elektronik eşyalardı. Oyuncaklar, radyolar, ev eşyaları. Ken bunların hepsini açıp böyle işlerini kurcalamaya bayılıyordu. Onların çalışma prensiplerini öğrenmekten, mühendisliğin temellerini anlamaktan zevk alıyordu. Hedefi de tam kendisine göre bir alan olan elektronik ve haberleşme bölümünden eğitim alıp hayata atılmaktı. Başarılı bir öğrenci olduğu için de bu bölüme rahatlıkla girdi ama bir noktada işler onun için ters gitmeye başladı. Ken üniversiteye başladığında maalesef babasının ileri seviye kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Vaktinin çoğunu yatakta geçiren babası artık uzun zamandır işlettiği küçük matbaa dükkanıyla ilgilenemiyordu. Birilerinin işin başında durması gerekiyordu. Ken de düşündü, okulu için paraya da ihtiyacı vardı. Yani babasının desteği olmadan bunu yapması çok zordu. Her ne kadar dükkanın başına geçmek istemese de babam için bunu yapmam gerek dedi ve babasının yanına gitti. Babasının okulu bırakacağını ve işlerin başına geçeceğini söyledi. Babası ise Ken'in bu isteğine net bir şekilde karşı çıktı. Hayır dedi, sen zeki bir adamsın. Benim gibi ömrünü bir dükkanda geçirmeyeceksin. Malımızı mülkümüzü sat, ne istiyorsan onu oku, istediğin işe gir. Ama tek bir isteğim var, girdiğin işin hakkını ver. Ken tabii bunu duyunca şok oldu. Rahmetli hakikaten büyük adammış yani. Babasından da aldığı bu sözle birlikte kafasındaki tek şey hayalindeki işe girip babasını gururlandırmaktı. İşte hayalindeki iş dediğimde o dönem yükselen yıldızı Sony'de mühendis olarak çalışmaktı. Sony'de de o dönem durumlar çok iç açıcı konumda değildi. Ortamda yine bir kriz vardı. Sony bu yüzden kısıtlı sayıda mühendis alıyordu. Ken de iş başvurusunda bulundu ve sıkı çalışarak mülakatlardan geçti. Sony'ye girmeye hak kazanan az sayıda mühendisten biri oldu. Böylece hem Ken için hem de Sony için yeni bir sayfa açıldı. Yıllar sonra yeni bir dönemin başlangıcı. Yıl 1983, Ken işe girmiş, hayatını kurmuş bir mühendis durumunda. Dünyada da oyun sektörü denilen kavram ortaya çıkmış. Tabii bugünkü gibi düşünmeyin abi, daha hani yeni yeni çıkmış durumda ama firmalar buradan ciddi para kazanıyorlar. Sektörün liderlerinden biri Nintendo. Ev konsolu denildiği zaman zaten akla ilk gelen firma kendisi. Ken'in de bu Nintendo konsollarıyla tanışması bir elektronik dükkanında oğluna bilgisayar almak için gezerken gerçekleşti. Üzerinde kocaman harflerle Family Computer yazan bu alet PC'ye göre çok ucuzdu. Bu ucuzluk Ken'in dikkatini çekti ve Allah Allah bu nasıl bir şeymiş ya diye düşünerek bir tane bilgisayar, bir tane de Nintendo aldı. Ve evine döndü. Hangisiyle oynayacağını oğlu karar verecekti. Bir süre sonra fark etti ki oğlu bu konsol varken bilgisayarın yüzüne bile bakmıyordu. Bunun üzerine Ken'in kafasına tilkiler dolanmaya başladı. Ufacık bir konsol, televizyona takıyorsun ve dönemine göre muhteşem grafiklerle oyunlar oynatıyor. Üstelik hem ucuz hem de kullanımı kolay. Bunun üzerine Ken karar verdi. Ne olursa olsun Sony markasının altında bir tane konsol üretecekti. Şimdi olmasa bile bir gün. Ken'in bunu demesinden aylar sonra Sony yeni bir teknolojiyi piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Bu teknoloji 3 boyutlu grafik yönetebilen bir cihazdı. Ama oyunla ilgisi yoktu abi. Film yapımı için geliştirilmişti. Fakat cihaz pek beklenen ilgiyi göremedi çünkü o dönem için çok pahalı bir üründü ve müşterisi de çok fazla değildi. Fakat o pahalı ürün bir kişiyi acayip etkilemişti. Ken'i. Ken ürünü görür görmez kafasındaki konsol fikri için şimşekler çaktı. Kendi kendine düşündü, ya böyle şık gözüken 3 boyutlu grafikler gösterebilen bir konsol yapsak işler çok başka boyuta gider. Ken bunu düşündü tabii ama 80'lerin ortasından bahsediyorum abi. Sen 3 boyutlu konsol nereye yapıyorsun? Bu çok ütopik bir olay yani. Kulağa imkansız geliyordu o dönem için. Ama Ken yine de üzerine düşünmeye değer dedi ve planlamalarını yapmaya başladı. Yaptığı planlama sonucunda ne çıktı biliyor musunuz? Ken bugün geliştirmeye başlasa konsolu 10 yıl sonra üretebiliyordu. Bak 10 yıl sonra. Şimdi bu durum Ken'i vazgeçirdi diye düşünebilirsiniz ama öyle düşünmeyin. Tam tersine kendine yeni bir hedef koydu Ken. 10 sene içerisinde gerçekleştirmek istediği yeni bir amaç bulmuştu. Yeni bir tutku projesi vardı. Bunun için de adımlarını atmaya başladı. İlk iş bağlantı kurması gerekiyordu. Sony tarafında konsol işinden anlayan kimse yoktu yani. O yüzden partner bir firma gerekiyordu. Bu işlerden anlayan biri. Akla ilk gelen firma da Nintendo olduğu için Ken Nintendo ile iletişime geçmeye çalıştı. Fakat Nintendo'nun burnu o sırada o kadar havadaydı ki Ken'i iplemedi bile yani. Sony firmasını iplemedi. Dediğim gibi bugünden bakmayın abi. Sony o dönemde oyun sektöründe karınca bile değil yani. Yok adamlar. Nintendo ise dev konumunda. Böyle olunca Sony'nin iletişime geçme çabası yani Ken'in iletişime geçme çabası yersizdi. Ken bunun üzerine bir plan düşündü. Bir şey yapıp Nintendo'nun dikkatini çekmesi gerekiyordu. Sony ile Nintendo arasında bir şekilde köprü kurabilecek bir şey keşfetmeliydi. Tam o sırada Nintendo yeni konsol üzerine çalışıyordu. Bu durum kendi bir ışık yaktı. Ken Nintendo'nun önceki konsollarındaki ses teknolojisini çok beğenmiyordu. Bu yüzden şöyle düşündü. Biz Sony olarak oyun firması olmasak bile ses konusunda uzman bir firmayız. Bu sefer Nintendo'nun kapısını çok basit ve cazip bir teklifle çaldı. Kardeşim dedi, sizin bu kullandığınız ses çipleri yetersiz. Bizim yeni teknolojimiz sayesinde size daha iyi ses vereceğiz. Üstelik maliyeti de sizin için değişmeyecek. Nintendo böyle bir teklif gelince Sony'den direkt düşünmeden kabul etti yani. Hem aynı parayı verecekler hem çok daha iyi sese sahip olacaklar. Normalde Nintendo kendi oyunları ve konsolları konusunda dışarıya kapalı bir firma. Öyle çok fazla paylaşım yapmaz, çok fazla dışarıdan bir şey almaz ama ses konusu onlar için çok kritik bir şey değildi. Daha iyisi varsa yaptıralım dediler. Ken tabii bu işi kaptığı için mutluydu. Hayalini kurduğu konsolu üretmek için bir
bağlantı kazanmıştı. Ama Ken gene istediği sonuca ulaşamadı çünkü Sony tarafında işler çok kızıştı. Sony yetkilileri bunu duyunca köpürdü çünkü Ken onlardan habersiz bir işe girmişti. Sen bize nasıl danışmadan böyle bir iş yaparsın diye atar gider yaptılar Ken'e. Sony'nin bu duruma tepki göstermesinin bir sebebi de dijital işlere çok güvenmemesiydi. Dijital işlerin analogun çok gerisinde kalacağını, anlık heves olacağını düşünüyordu Sony. Bu yüzden de Ken'in önüne taş koydular, sen bu işe girişme dediler. Ken ise bu lafları dinlemedi ve gizli gizli Nintendo'ya söz verdiği şeyi geliştirmeye devam etti. Fakat yönetim kurulu yine bunu fark etti. Ken'i odaya çağırdılar, tartışmalar çıktı. Dediler ki Ken sen yanlış yapıyorsun kardeşim, bu işe devam etme. Ken de tam tersi, biz bu işi yaparsak oyun sektörüne bir bağlantı kazanacağız, oyun sektörü büyüyecek, bu önemli bir konu. Böyle bir tartışma süre geldi derken toplantı odasına ne oluyor lan burada dercesinde biri girdi. Giren kişi Sony'nin CEO'su Norio'ydu. Burada Norio'yu parantez açmam lazım çünkü kendisi çok enteresan bir insan Sony'nin CEO'su. Norio zamanında gençken üniversitede ses eğitimi alıyor. O dönemde Sony'de kayıt cihazları geliştiriyor. Norio da merak ediyor, diyor ki neymiş bu kayıt cihazı lan diyor. Gidiyor bakıyor, kayıt cihazından sesini kaydediyor falan, dinliyor. Sony'nin merkezinde yapıyor bu arada bunu. Ve sesi bir dinliyor, bok gibi çıkıyor ses. Norio da bunu söylüyor, diyor ki yani yaptığınız kayıt cihazı çok dandik ses alıyor. Tabii Sony'deki yetkililer buna çok bozuluyor, lan alalade bir gençsin sen, ne anlarsın, ayıp ediyorsun falan diye Norio'ya pışpışlıyorlar. Norio da uyuz oluyor bu duruma, alıyor kayıt cihazını, oynuyor, elektronik de yatkın olduğu için böyle oynuyor, ayarlarını değiştiriyor, bir şey yapıyor ve çok daha temiz ses alan bir şey haline getiriyor. Sonra gidiyor Sony yetkililerine, diyor ki bakın diyor, sizin cihazınızı aldım, hayvan gibi güzel hale getirdim, aha böyle yapacaksınız bundan sonra. Tabii yetkililer bunu görünce hani oha diyorlar, lan bu herifte bir şey var. Danışman olarak bu adamı işe alıyorlar. Bu adam danışman olarak geliyor yarı zamanlı olarak. Sonra şirkette kalıyor falan filan derken CEO koltuğuna kadar geliyor abi. Yani karakter olarak Norio da inatçı bir insan. Böyle hani dedik kafasının dikine giden biri. O yüzden de Ken'i gördüğü zaman toplantıda etkileniyor. Yani çünkü Ken de ateşli bir şekilde fikrini savunuyordu. Norio Ken'i dinleyince yönetim kuruluna döndü ve dedi ki dokunmayın çocuğa lan, ne yapacaksa yapsın bakalım. Böylece Ken Norio'nun koruması altında istediği ses teknolojisini geliştirip Nintendo'ya sunabilme fırsatını yakaladı. Sonuç olarak da Nintendo bu teknolojiyi çok popüler konsolu SNES'te kullandı. Böylece Sony ve Nintendo arasında resmi bir iş bağlantısı başlamış oldu. Şimdi Ken'in kafasında bir sonraki adım vardı. İşleri biraz daha sıcak hale getirmek istiyordu. Bunun için de Nintendo'nun eksik olduğu bir konuyu tespit etti. Bu konu depolama teknolojisi konusuydu. Ken de Nintendo'ya gitti, dedi ki ya siz kaç yıldır konsol üretiyorsunuz ama hala daha 100 yıllık disket teknolojisini kullanıyorsunuz. Gelin biz sizi yeni teknolojimize entegre edelim, beraber çığır açan bir konsol yapalım. Ken'in bahsettiği teknoloji devrimsel bir teknoloji olan CD teknolojisiydi. Dönemi için yaygın kullanıma yeni açılan bu CD'ler floppy diskler ve Nintendo'nun kullandığı kasetlere kıyasla çok daha büyük depolama alanları sunuyordu. Nintendo Ken'in yaptığı bu CD teklifini duyunca bir düşündü ve dedi ki mantıklı. Gelin bu işi beraber yapalım. Bu cevapla birlikte Sony ve Nintendo için büyük ortaklıkta başlamış oldu. Beraber yeni bir konsol üreteceklerdi. Aslında Nintendo üzerinden üretilecekti bu konsol ağırlıklı olarak ama Sony'nin de ciddi bir söz hakkı olacaktı. Yapılacak konsolun adı da Nintendo PlayStation'dı. Şaka gibi geliyor olabilir ama bayağı adı buydu yani, Nintendo PlayStation. Bunun için denemeler yapıldı, birkaç tane prototip üretildi. İş konusunda ilerleyiş sağlandı. Tabii Nintendo ile yeni bir konsol geliştirmek Ken için bir rüya gibiydi yani. Hayalini kurduğu işe bir adım daha yaklaşmıştı. Bu CD'li konsolla başlayacaktı işler. Sonra 3 boyutlu teknolojiye gidecekti. Gene Nintendo'nun kapısını çalıp 3 boyutlu oyun konsolu yapalım diyecekti. Böyle asıl hedefine varacaktı. Fakat tam bu noktada abi oyun tarihinin en önemli kırılmalarından biri yaşandı. Hani tarihsel bir sıralama yapsam belki ilk 3'e falan sokarsın. Sony resmi olarak Nintendo ile partner olduğunu açıkladı. Sony dedi ki biz Nintendo konsoluna CD yapıyoruz, beraber çalışıyoruz. Ve bunu resmi olarak insanlara, halka duyurdu. Ve Sony bunu yaptıktan bir gün sonra ne oldu biliyor musunuz? Nintendo Sony'ye tarihi bir kazık attı. Tam bir gün sonra Nintendo Philips'le anlaştığını duyurdu CD için. Philips o dönemde Sony'nin ciddi bir rakibiydi bu CD konusunda. Ve bu açıklama Sony'de bir infial yarattı. Çünkü anlaşmışlar, Nintendo iş yapıyorlar. Bunu duyuruyorlar halka. Bir gün sonra Nintendo, yo biz Philips'le anlaştık diyor. Halbuki Sony ile beraberlerdi. Prototip üretiyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Bir anlaşma vardı ortada. Ne oldu lan? Nintendo niye son dakikada Sony'ye böyle bir kazık attı diye merak ediyorsanız cevabı aslında Nintendo'nun işten kırılanması ile alakalı. Videonun bir noktasında demiştim ya Nintendo dışarıya kapalı bir şirkettir diye. Dönemin Nintendo CEO'su konsol projelerinde Sony'ye fazla kontrol verdiklerini düşünüyordu. Sony resmi olarak biz konsol dışındayız bakın diye açıklama yapınca Nintendo'nun kırılanma seviyesi tavan yaptı. Ve dedi ki ya Sony bizi kullanıp bu konsol dışına oyun işine girecek galiba, biz bunlarla çalışmayalım dedi. Korktuğu şey şuydu abi, hani Sony yarın bir gün bunları satar, kendi başına yürür, bizden çok bilgi alıyorlar, biz bunlarla ilişkiyi şimdiden keselim dediler. Ve bunu çok rahat yaptılar çünkü Sony o dönemde, bak tekrar hatırlatıyorum, karınca kıvamında oyun sektöründe yani. Bir dev var orada, Nintendo var. Sony öyle takılıyor. O yüzden Nintendo'nun bu işi kestirip atması da kolay oldu. Gittiler Philips'te CD'li konsol yapmak için anlaştılar. Tabii bu kazığın üstüne Sony'de acil toplantılar yapıldı. Tüm oklar Ken'i gösterdi. Herkes acayip sinirli. Bizi rezil ettirdin falan diye böyle bağırıyor Ken'e. Ama Ken bu işten vazgeçmeye niyetli değil. Bir şekilde o konsol işine girmek istiyor. Hayalleri yıkıldı bu arada.
arada, orası kesin. Ama gene de başka şekilde hayalini yaşatmak istiyor. O yüzden de bu ağızlarını ettikleri toplantıda bir taktik belirledi Ken. Şirketin tepesindeki ismi Norio'yu kendi arkasına alacaktı. Bunu da onu sinirlendirerek yapacaktı. Ken başladı konuşmaya. Bakın dedi, biz 8 yıl önce 3D görüntü teknolojisi geliştirdik. Yaptığım çalışmaya göre de biz bu işi 2 seneye bir oyun konsolu üretecek noktaya getireceğiz. Gelin biz bu oyun konsolu işini tek başımıza yapalım. Nintendo'yu kendi alanında tokatlayalım diyordu Ken. Norio bunu duyunca tabii bir kahkaha patlattı. Olur mu lan öyle şey gibi, ama sonra düşündü bir yani. Ken bayağı inanmıştı bu işe. Bir dakika lan dedi, gerçekten biz bunu yapabilir miyiz? Ken baktı ki Norio yumuşuyor yani, patron sonuçta. O yumuşayınca stratejisine devam etti. Gazı aldıkça yürüdü. Tabii yaparız, bunların yaptıkları yanlarına mı bırakacağız? Biz tarihe gömeriz bunları diye gazı verdikçe verdi. Norio zaten anlaşmadan vazgeçtiği için Nintendo çok sinirliydi. Ama şunu söyleyeyim, yönetim kurulunda Norio'nun dışında 7 kişi vardı ve 7'si de bu projeyi istemiyordu. Herkes %100 karşı çıkıyordu bu işe. Fakat Norio da Ken'in gazına kapıldı ve elini masaya vurdu. Dedi ki, git ve o konsolu yap. Sony'nin buna ihtiyacı var. Bunun demesiyle beraber de iş resmiyete girmiş oldu. Artık Sony kendi oyun konsolunu yapacaktı. Bu arada bahsi geçen toplantı hala da Sony tarihinde efsane toplantı olarak anılır. Yani tarihe geçen bir toplantı olarak söylenir. Herkesin fikrinin aksine kıyasla Norio ve Ken bu işe böyle yaldır yaldır koştular. Ken de bu sayede hayalindeki projede çalışmaya başladı. Projenin adı tabii PlayStation olacaktı. İşler bundan sonra da mutlu mesut gitti diye zannediyorsanız gitmedi. Bir sürü sıkıntı yaşandı. İlk sıkıntı Sony'nin içerisindeydi. İnsanlar bu işe hevesli değil demiştim ya size, işte bu yüzden de Ken'in önüne yine taş koymaya çalıştılar. Ken'in işini yavaşlatmak için fazlaca çaba gösterdiler. Fakat Norio bu durumu fark etti ve Ken'i Sony Müzik departmanına transfer etti. Sony Müzik ne alaka diye düşünüyorsunuz ama o dönemde Sony Müzik'in başında Maruyama isimli bir insan var. CEO olarak görev alıyor Sony Müzik'te ve Maruyama bu oyun işlerine meraklı da biri. Bir şekilde bu alanda bulunmak istiyor. Müzikten dolayı reklam ve pazarlama işini çok çok iyi biliyor. O yüzden de oyun alanında başarılı olabileceğini düşünüyor. Norio da bunu bildiği için Ken'i oraya alıyor. Bu ikisi beraber işleri iyi yürütsün diye. Ken teknoloji tarafında çalışıyor. Bu işi bitirmek için elinden geleni yapıyor. 3 boyutlu oyun konsolu üretmeye çalışıyor. Maruyama da o sırada şunu düşünüyor. Ya biz bu konsolu üreteceğiz ama nasıl satacağız? Ve Maruyama'nın bu konuyla alakalı bildiği bir şey var. O da şu. İnsanlar aslında teknolojiyi safi teknoloji olduğu için değil, o teknolojileri oynatacakları içerik için ürün satın alıyorlar. Mesela insanlar Sony CD player'ları satın alıyordu. Çünkü o CD player'larla hit şarkıları dinliyorlardı. Maruyama buradan kurduğu mantıkla şunu söyledi. O zaman PlayStation'a da hit oyunlar lazım. Bunun mantığını kurmak önemli, çünkü ne kadar iyi konsol yaparsanız yapın abi, o dönem için de geçerli, bu dönem için de geçerli, oynatacak bir şey yoksa konsolun, kimse konsolu almaz. Ve bilin bakalım Sony'de ne yoktu? Oyun yapacak bir departman yoktu. PlayStation çıkışındaki en büyük engel oyunların eksikliğiydi. Ve o dönemde bir konsol çıkış oyunları olmadan çıkarsa büyük patlardı. Yani Nintendo konsolu çıkarırken Super Mario Bros. Oyunuyla beraber çıkartmamış olsaydı konsol bugünlere gelmezdi. O yüzden de Sony'ye acil oyun lazımdı ama Sony'nin oyun üretecek bir departmanı da yoktu. Demek ki firmalarla konuşacaktı. Bunun için de oyun firmalarını ikna etme turlarına çıktılar. İlk olarak Namco'ya gittiler, bizi oyun yapın diye. Namco da onlara önce 3 milyon konsol satın öyle konuşalım deyince bir şoka girdiler. Hani 3 boyutlu konsol yapıyoruz, herkes bize oyun yapmak ister diye düşünüyorlardı ama kimse onlara inanmadı. Ardından başka firmaların da kapılarını çaldılar fakat kimseden istedikleri cevapları alamadılar. Belki de gelmiş geçmiş en güçlü konsolu yapacaklardı ama kimse Sony'ye güvenmiyordu. Bir şekilde bu firmaları ikna etmeleri gerekiyordu. Bu yüzden Ken yine her zamanki bir plan yaptı. Konsolun gücünü bir noktada herkese gösterip şov yapması gerekiyordu. Bunun için de bir fuarı, bir buluşmayı bekledi. 93 yılının sonbaharında Tokyo'da gerçekleşen bir oyun fuarı vardı ve Sony olarak buraya katıldılar. Herkesin sunum yaptığı bir toplantı odasına geçtiler. Odada 60 farklı oyun geliştiricisi bulunuyordu bu arada. Ken de bu insanların karşısına geçti. Hemen yanında bir televizyon vardı fakat televizyon üstü örtülmüştü. Millet meraklı meraklı bekliyordu. Ken örtüye el attı ve bir sihirbaz edasıyla o örtüyü kaldırdı. Bir anda televizyonun ekranı açığa çıktı. Ekranda 3 boyutlu bir dinozor görüntüsü vardı. Ken yandaki kontrolcüyü eline aldı ve dinozoru sağa sola hareket ettirmeye başladı. Sonrasında derin bir bekleyişe girdi. Çünkü sunum bu kadardı yani. İnsanlara baktı, insanlar sessizdi. Ken böyle hafiften titremeye başladı. Ulan beğenilmedi mi yoksa diye. Fakat bu sessizlik bir anda çılgın bir alkışla son buldu. Geliştiriciler gördükleri şey karşısında o kadar şaşkınlığa uğramışlardı ki yani böyle solukları kesilmişti. Gördükleri şey inanılmaz bir teknolojiydi. 3 boyutlu bir ortamda, bir televizyonda, böyle arcade makine de değil yani. Televizyonda küçücük bir konsol 3 boyutlu görüntü oynatıyordu lan. Bu muhteşem sunumun ardından Sony reddeden tüm şirketler teker teker Sony'nin kapısını çaldı. Hepsi bir şekilde oyun geliştirmek istiyordu buraya. Hatta Namco senelerde çalıştığı Nintendo'yu bir kenara atıp Sony ile çalışmak istiyordu yani. Sony Nintendo'ya ilk darbeyi buradan vurdu. Daha konsol çıkmadan bir darbe vurmuştu yani. İkinci darbe de çok enteresandır, CD tarafından geldi ki Sony için güzel bir nüans olmuş. Sony şöyle darbeyi vurdu CD tarafından. Nintendo o dönem kartuş üzerinde oyunlar yapıyor. Ve siz Nintendo'ya oyun geliştirecekseniz Nintendo'dan kartuş almanız gerekiyor. Problem şu, Nintendo'nun geliştirici firmaya kartuş
göndermesi 3 ay sürüyor. Ve bu 3 aylık süre yüzünden Nintendo konsoluna oyun geliştirmek aslında bir nevi kumar gibi bir şey. Şimdi düşünün, oyun yapıyorsunuz, kaç adet yapacağınıza karar vermeniz lazım. Diyelim ki 100 bin adet yapmak istediniz. Siparişi verdiniz, 3 ay sonra kartuşlar geldi, 100 bin tane kartuş. Raflara çıktınız ve bir haftada tüm oyununuz satıldı. Bir haftada 100 bin tane gitti ve insanlar daha fazlasını istiyor. Ben daha fazla yapayım dediğin zaman 3 ay bekleyeceğim çünkü Nintendo kartuş hazırlayacak, gönderecek. 3 ay anca geçer. 3 ay sonra kim var öyle, kim kala. Ne oldu? Satış hiç oldu gitti. Bu sefer diyorsun ki ulan madem oyunum çok satıyor, bir sonrakine 1 milyon sipariş edeceğim. 1 milyon tane kartuş sipariş ediyorsun, satmıyor. Ne oldu? Battın. Bu yüzden çok büyük kumar. Sony ise burada yapımcılara diyor ki bizde öyle bir şey yaşamayacaksınız çünkü biz CD'lerimizi 3 günde size göndereceğiz. Şimdi geliştirici için rahatlığa bakar mısın? Müthiş rahatlık. Böylece geliştiricileri de Sony tam anlamıyla ikna edince PlayStation için çıkış oyunları geliştirmeye başlandı. Ve 3 Aralık 1994 tarihinde PlayStation kullanıcılarla buluştu. Aynı günün sabahında tabii Sony ofisinde meraklı bir bekleyiş vardı. Bu meraklı bekleyiş arka arkaya gelen telefon aramalarıyla yerini bir anda neşeye bıraktı. Çünkü konsol satan mağazalar satışlar patladı diyordu. Satışların patlaması bu arada sadece konsolun kendisiyle alakalı da değil, Sony'nin burada güzel bir ticari hamlesi de var. Sony burada konsol satan mağazaları çok iyi kendi safına çekti. Normalde Nintendo mesela mağazalarla anlaşırken %10 %15 gibi kar oranı bırakır mağazalara. Sen mağazasın mesela, 400 dolara Nintendo konsolu sattın abi, %10 ya da %15 kazanıyorsun. Sony ise mağazalara dedi ki siz bu konsolu satın, %25'i cebinize kalsın. Şimdi mağaza sahibi olarak 400 dolara satıyorsun, %25 cebine atıyorsun. Diğerinde %10 %15 kazanıyorsun. Mağazada böyle olunca PlayStation'ı en güzel raflara koymaya başladı. Daha fazla satsın ki daha çok kazanayım. Ve bu durumda direkt sonuç verdi. Hem ürünün başarılı olması, hem oyunların başarılı olması, hem de mağazalarla yapılan güzel anlaşma direkt olarak satışlara etki etti. PlayStation tarihinin en iyi konsol çıkışlarından birini gerçekleştirdi. Hatta o kadar güçlü çıkış yaptı ki Sega videosuna söylemiştim bunu, Nintendo videosuna söylemiştim yani. Rakiplerini bir anda piyasadan silecek konuma geldi. O kadar güçlü bir çıkıştan bahsediyorum. Ken abimiz de abi ilk PlayStation'ın geliştirilmesinin ardından oyun dünyasının en baba figürlerinden biri oldu. Hikayemizin kahramanlarından Norio da 2011 yılında rahmetli oldu. Onu da buradan anmış olalım. PlayStation zaten devam eden hikayesini biliyorsunuz. PlayStation 1 çok sattı, 2 daha çok sattı. 3'te biraz faydalılar ama 4 yine çok sattı falan. PlayStation hala da dolu dizgin devam ediyor hayatı. Hikayenin kırılma noktasında Nintendo'nun attığı kazan olması da bence süper bir detay yani. Daha önce de bu hikayeden size birkaç yerde bahsetmiştim, çıtlatmıştım ama hiç böyle detaylı bir şekilde aktarmamıştık yani. Çok kısa kısa geçmiştik, değinmiştik. Çünkü değinmeden geçebildiğim bir hikaye değil abi. O kadar merkezde bir yer ki bu. Yani mesela Sega'nın hikayesini anlatıyorum. Sega sonra battı diyorum. Neden battı? PlayStation çünkü süpürdü. İşte Nintendo düşüşe geçti diyorum. Neden? Çünkü PlayStation süpürdü. Yani herkesin hikayesini etki eden bir ürün PlayStation. Bu yüzden de her yerde andık ama burada detayına vermiş olduk. Bu arada Nintendo'dan sonra Sega ile de anlaşacaktı PlayStation aslında ama orada Sega'ndaki yetkililer duruma uyanamadı. O yüzden PlayStation'la anlaşmayı kaçırdılar. Onlar da böyle bir şans hissetmiş oldu. Yani ki Sega'nın durumu Nintendo'dan kötü. Nintendo gene iyi. Switch mimiç akıyor gidiyor yani. Başarılı bir konsol üreticisi. Ama Sega oyun konsolu pazarında yok. Bitti gitti. Zamanında PlayStation'la anlaşabilselerdi eğer bir şekilde şu anda Sega PlayStation markası belki hayatımızda olacaktı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.